diyecek, kalk diyecek. Onu bir gözünüzün önünde bir canlandırın. Hanım nasıl korkar? Kimlere nasıl haber verir? Bunları ağır çekimle. Ama gerçekten oluyormuş gibi. Efendim hemen kime, ilk önce kime haber verir? İşte falana falana falana. O haber verilenler hakkında ne derler? O iyi mi olmuş derler? İyi ya, dünya bir kötülükten de kurtuldu mu derler? Yazık oldu ya, çok iyi bir insan mı derler? Şeklinde efendim hocaya haber verilişi, işte efendim suyun ısıtılması, ne bileyim belediye anonsunun yapılması, Ulu Cami'den efendim anonsun yapılması, bunların hepsini ağır çekimle. Buna rabıta-i mevt diyoruz. Yani o anı hissederek yaşama. Bunu bir yaparsanız, benim birader judocudur, kolay kolay kimse onu ağlatamaz. İnanın bu rabıta-i mevti yapmış diyor, yatakta hüngür hüngür ağladım diyor. O kadar etkilendim ki diyor. Ama bir gün böyle bir şey olacak ya. Gerçekten. Ondan sonra efendim daha yarın tabi bir sürü yapacak iş de vardı biliyorsunuz. O işlerin hepsi kaldı. İşte Ulu Cami'den anons yapıldı. Efendim. Evet. Ulu Cami'den anons yapıldı. Duyurular, duyanlar falan filan Ulu Cami'de toplandılar. Ve işte ya Yusuf Hoca, ya Müftü Bey, işte ya bilmem başka bir görevli arkadaş geçti. Namazı kıldırdı, nasıl bilirsiniz dedi. O kadar da yakın ki. Sabah hiçbir şey olmadığı halde sakal tıraşını olmuş, güzel güzel kokulanmış, efendim gıcır gıcır giyinmiş, sokağa çıkmış, biz öğle kişilerin öğle namazında cenazesini şey yaptık, kıldık. Yani benimki de kılınır ha. Onu söyleyeyim, herkesin bu kadar dibimizde. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri ashabını topluyor, bir çizgi çiziyor. Bu diyor insandır diyor. Bir çizgi daha çiziyor yanına. Bu da onun ecelidir diyor. Uzakta da bir çizgi çiziyor. Bu da insanın emelidir diyor. O insanoğlu o emele ulaşmak için durur da diyor, dibindeki eceli görmez. Dibindeki ecel. Yani biri bize dese ki senin bir haftan kaldı. 10 günün kaldı. İnanın herhalde dünya darmadağın olur. Yani o kadar acı bir şey ki, ağır bir şey ki.